Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Tüpraş hissesinden kısaca bahsedelim. Evet, Tüpraş hissesi uzunca bir zamandır yukarı yönlü trend üzerinde yaptığı hareketleri bugün kapanış itibariyle trend kanal çizgisinin altında kapattı. Gün sonunda 120.20 liradan kapatan hisse yaklaşık tahmin ediyorum ki 2-2,5 yıllık civarı olması lazım bir trend kanalı üzerinde günlükte gittiği. Bunun altında kapattı. Bu hisse için pek iyi olmadı açıkçası. Özellikle hissenin 5 günlük ortalaması olan 123.16 altında kalması hisseyi negatif olarak ayrıştırdı. Şu anda 50 günlük ortalamamız olan 125 seviyesinden oldukça uzağa indi. %2-2,5 civarı uzakta kaldı hisse. Umarım hissede bu bir tuzaktır. Hani tuzak bir satış olup tekrar geri dönmesini umuyorum. Daha önce Twitter'da da paylaşmıştım. Yani Twitter'da paylaştığım grafikte hissede konuşan üçgen ters bayrak görünümü var. Hani bu eğer çalışırsa hiç hoş olmaz diye bahsetmiştim. Beni Twitter'da da takip edenler muhakkak o grafiği görmüşlerdir. Şu an için hissede diğer indikatörlerimize de bir göz atacak olursak RSI'nin 50 seviyelerini günlük periyotta sert bir şekilde aşağıya kesmesiyle birlikte satışların hızlandığını görüyoruz. RSI şu an için 36 seviyelerine kadar düşmüş durumda. RSI'daki bu sert satışların etkisini haliyle bir başka indikatör olan RSI'nin stokastik RSI'da da görüyoruz. Hisse şu an günlük periyotta stokastik RSI'da aşırı satım bölgesine girmiş durumda. MACD pozisyonunda ise MACD'de 0'ın üstündeyken bir sat sinyali oluşturdu ve hızlı bir şekilde tekrar 0'ın altına doğru bir yönlendi. Şu an MACD sinyal seviyesi 0'ın altında. Pardon. MACD seviyesi ise 0.3 seviyelerinde ve MACD bar 0'ın altında uzun bir bar oluştu bugün. Yani hacimli bir düşüş olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. Bu yüzden hissede taşıyıcı olanlar, hissede bulunan arkadaşlar dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hissede ayrıyetten haftalık grafiğinde de bizim önemseyerek takip ettiğimiz 30 haftalık ortalamamız olan 126.63'ten de hissenin 6 liradan fazla bir aşağıda kaldığını görüyoruz. Yine haftalıkta da yine trend dibine gelmiş durumda. Hissede burada oluşabilecek bir tepki gelecek mi yoksa satışlar devam edecek mi? Bunların takipçisi olmak gerektiğini düşünüyorum. Haftalık grafikte de RSI'nin güç kaybettiğini, 50 bandını aşamayıp tekrar geriye döndüğünü görüyoruz. MACD'de de yine 0'ın altında haftalık satış barları gözükmekte. Önümüzdeki süreçte ne olur ne biter, daha kısa periyotta bakmak gerekirse hisseye. Bizim için her zaman önemli olan saatlik grafikte 50 saatlik ortalamanın üzerine çıkabilmiş bir hisse bizim için pozitif yönde ilerlemiş olur. Şu an için gördüğünüz gibi 13 saatlik ve 50 saatlik ortalamadan hissemiz aşağıda. 13 saatlik ortalamamız 121.40, 50 saatlik ortalamamız 123.785'lerde. Hisse gördüğünüz gibi bize sat sinyalini nerede verdi diye bakacak olursak, yani benim daha önce de videolarımızda sürekli bahsediyorum, 50 saatlik ortalamanın altında kapanış yapan bir hissede artık aşağı yönlü bir düzeltme başlamış demektir. Burada şu an için oluşan seviyelere baktığımız zaman, yani 127'li seviyelerde hissenin aşırı bir şekilde satışa başladığını görebiliyoruz. Bu tekrar tabii ki yükselmeyecek anlamına gelmez ama tabii ki sanırım yıllık bilanço beklentilerini de Tüpraş'ın
düşük olma ihtimaline karşı hissede biraz bir gevşeme gözüküyor. Sanırım bu gevşeme ne kadar sürer? Muhakkak ki şu an için bu tepki satışlarıyla birlikte aşağı yönlü hızlıca düşecek diye bir şey yok. İlla ki tepki yerlerinden yukarı yönlü tepkiler vererek aşağı doğru bir düşen kanal oluşturup bu kanal içerisinde hareket etmeye çalışacaktır ise. Tabii şu an için bu çok yeni. Böyle bir kanalın ufaktan oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu yüzden hani buraları alım fırsatı demeyi çok isterdim ama bence değil. Özellikle tekrar belirtiyorum, 13 saatlik ve 50 saatlik ortalamanın üzerine çıkmadan hissede şahsen ben pozisyon almam. Taşıyıcı olanlar da hisseyi belirleyecekleri bir Fibonacci seviyeleriyle, geri çekilme seviyeleriyle stop seviyeleri belirleyebilirler kendilerine. Yani onu günlük periyotta nasıl belirleyeceğiz diye düşünenler varsa kendilerine bir Fibonacci çekerek nereden nereye düşer, nereye kadar tepki verir, bunu kendileri bulup tespit ederlerse daha iyi olur. Özellikle hissede uzun vadede baktığımızda günlük periyotta yani 200 günlük ortalamanın da altında kalıyor. 50 günün bütün ortalamaların altına sarkmış durumda olması hisse için negatif bir oluşum. Kısaca bir satış hacimlerine de bakacak olursak, evet, hacimde daha önceki günlere göre daha yüksek bir hacimle satış gününü gerçekleştirmiş. Tekrardan hisse için dikkatli olması gerektiğini söylüyorum. Özellikle bu turuncu trend üzerine atıp hiç değilse bizim 5 günlük ortalamanın üzerinde hareketler yapması gerektiğini, kısa vadede de 125 üzerine atıp 50 günlük üzerinde tutunabilmesi gerektiğini düşünüyorum hissenin. Tüpraş hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlar.